Günaydın. ATV ekranlarında kahvaltı haberleri başlıyor. 29 Eylül Perşembe'yi gösteriyor takvim yaprakları. Dünden gelen çok önemli başlıklarımız var. Hepsini ayrıntılandıracağız. Ve hemen ilkiyle başlayalım. Asgari ücrette gözler Aralık ayına çevrildi. EYT'de de son viraja girildi. Ayrıca faiz açıklaması da geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında hem gündeme hem de ekonomiye ilişkin merak edilenleri cevapladı. Mersin'deki terör saldırısına da değindi Erdoğan. Teröristin daha önceden gazeteci olarak lanse edilmesine CHP bir milli güvenlik sorunudur sözleriyle tepki gösterdi. Ayrıntıları izleyelim. Bunların Türkiye'ye kara çalmak için hazırladıkları, uydurma raporda savundukları işte bu teröristler. Bunların yaptığı hükümet eleştirisi değil, devlet düşmanlığı derken işte ben bunu kastediyorum. Mersin'deki polis evine saldıran teröristler CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer almıştı. Erdoğan o raporu hatırlattı, eleştirisi oldukça sertti. Cumhuriyet Halk Partisi bir milli güvenlik sorunudur. Bütün bunları söylerken kastım da bu. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Ege'deki provokasyonlara yönelik gerekli uyarıların bir kez daha yapıldığını belirtti Erdoğan. ABD tarafından Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına da değindi. Yine Amerika'ya ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. Bizim Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir. Ve ekonomi. Asgari ücretin yeni yıldaki rakamı için Aralık ayını işaret etti. EYT sorununun da sona yaklaştığını söyledi ve faizdeki hedefi açıkladı. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti inşallah önümüzdeki Aralık ayında yapacağız. Son aşamasına çalışmayı getirdiklerini biliyorum ve bize sunduklarında da değerlendirmelerimizi ayrıca yapacağız. Biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz. Bu modelin adı, hep söylüyorum, Türkiye ekonomi modeli. Yaklaşan seçimlere ilişkin de konuştu. Partisinin seçim mottosunu açıkladı. Altılı masa ve bir türlü açıklanamayan aday konusuna da değindi. Bu tabii çok iddialı bir ifade. Türkiye yüzyılı ifadesiyle de tarihi bir seçime giriyoruz. Tabii bu seçimde de birileri tasfiye olacak. Kim olup olmayacağıyla inanın zerre kadar ilgilenmiyoruz. Biz şu anda en ideal şekilde bu seçime nasıl hazırlanırız? Onun gayreti içerisindeyiz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'deki saldırı hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı. Saldırının Suriye'de organize edildiğini açıklayan Akar, yeri ve zamanı geldiğinde gereği yapılacak, kimsenin şüphesi olmasın dedi. Yunanistan'ın ihlal ve tacizleri de gündemindeydi elbette. Kısa ve net konuştu bu konu hakkında, karşılık veririz dedi. Mehmetçik karşısında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz. Hain planlarını Suriye'de organize ettiler, Mersin'de hayata geçirdiler. PKK'nın düzenlediği alçak saldırının detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir polisin şehit olduğu Mersin polis evi saldırısının arka planını anlatırken uyardı. Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların alt yapısına, üst yapısına neleri varsa bunlara mutlaka gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Akar'ın sert uyarılarının adresinde peş peşe yaptığı ihlal ve tacizlerle Ege'de suları kaynama noktasına getiren Yunanistan da vardı. Yunanistan'ın her türlü haksız, hukuksuz tutumuna ve eylemine mütekabiliyet kapsamında sahada ve masada gerekli karşılığı bugüne kadar verdik. Bundan sonra da vereceğimiz bilinmelidir. Türkiye'yi pervasızca suçluyor dediği Atina yönetimine de seslendi. Bu bir ikiyüzlülüktür, bu bir riyakarlıktır. Yunan siyasiler şayet bir utanç vesikası arıyorlarsa aynaya bakmaları kafidir. 100 yıl önce bazı macera heveslerinin dar ağacında son nefeslerini verdiğini belki unutmuş olabilirler. Ama biz iyi komşuluk adına yine de hatırlatalım. Bu işin ciddiyetinin farkına varın. Yanlış yolda ilerlemekten vazgeçin.
Milli İstihbarat Teşkilatı Mersin'deki saldırının ardından Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe indirdi. Kırmızı kategoride aranan Şilan Emgihan Kod adlı terörist Sabah Oğur, özel ekip tarafından takip edildi. Suriye'de yeri tespit edilen teröristi MIT nokta operasyonuyla öldürdü. Kadın teröristin orman yangını eylemlerinden sorumlu olduğu da belirlendi. Bir başka operasyonun adresi de Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit bölgesiydi. PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi. Devam edelim sıradaki başlığımızla. Mersin'deki hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in kahramanca mücadelesini dün ekranlarınıza taşımıştık. Kahraman polisin teröristleri püskürttüğü anlarda bekçiler de çatışmayı duyup yardıma gelmişti. Kayıtta onların da hainleri nasıl püskürttüğünü göreceğiz. İşte kahramanlığın görüntüsü. Şehit polis memuru Sedat Gezer, teröristlere karşı verdiği kahramanca mücadele güvenlik kameralarına da yansımıştı. Kahraman polisimiz canını vermiş ama hain teröristlere geçit vermemişti. Bu da çatışmayı duyup olay yerine gelen bekçilerin görüntüsü. Onlar da büyük bir kahramanlık gösterdi. Teröristleri arkadan kıskaca alıp kaçış yollarını kapattılar. Hainlerin üzerine kurşun yağdırdılar. Vurulan ve kaçamayacaklarını anlayan teröristler çantalarındaki bombayı patlatarak kendilerini öldürdü. Güvenlik güçleri kalleş saldırıyla bağlantılı 30 kişiyi tespit etti. 18'i CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin personeliydi. Gözaltına alınanlar arasında Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Güneş de vardı. Adresleri tespit edilen şüphelilere eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. Operasyon ise devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda da ana başlık Yunanistan'ın tacizleri ve terörle mücadeleydi. Sonuç bildirgesinde özellikle Yunanistan'a destek verenlere hem uyarı hem de aklı selime dönme çağrısı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede dikkat çeken ana başlıklardan biri Yunanistan'ın taciz ve tahrikleri oldu. Hem Yunanistan hem de Yunanistan'a destek verenler bir kez daha uyarıldı. Hukuk çerçevesinde her türlü aracın kullanılacağı belirtildi. Bildirgede Amerika Birleşik Devletleri'ne de mesaj vardı. Gayri resmi statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklı selime davet edilmiştir ifadeleri kullanıldı. ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı da kurul gündemindeydi. Kararın Türkiye-ABD arasındaki müttefiklik ruhuna uymadığının altı çizildi. Milli Güvenlik Kurulu'nun bir diğer önemli başlığı terörle mücadele oldu. PKK, PYD, FETÖ ve DAEŞ gibi bütün terör örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yinelendi. Çöküş dönemine giren PKK-KCK terör örgütünün yurt içinde ve yurt dışında kalkışabileceği eylemlere karşı alınacak ek tedbirler ele alındı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik kışkırtıcı faaliyetleri ve Rusya-Ukrayna savaşı da kurul gündemindeydi. Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteği bir kez daha vurgulandı. Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin çabalarının süreceği belirtildi. Yunanistan'ın adalara Amerika Birleşik Devletleri destekli silah sevkiyatı Türkiye'nin tüm ikazlarına rağmen sürüyor. Ama Türkiye'nin verdiği nota Amerikan tarafından bir miktar endişe yaratmış gibi görünüyor. Çünkü Pentagon'dan bu kez geri adım olarak yorumlanabilecek bir açıklama geldi. O açıklama ne? Hemen izleyelim. Ankara'nın protesto notasından sonra Washington ağız değiştirdi. Savunma Bakanlığı Pentagon, Yunanistan'da bir tatbikat yapılmadığını öne sürdü. But I'm not aware of any specific exercises at the moment. Atina yönetimi gayri askeri statüdeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 zırhlı araç sevk etmişti.
Amerika'nın Dede Ağaç'taki üssünden gönderdiği araçlar Türk İHA'ları tarafından belgelendi. You know, obviously Turkey is an incredibly important NATO partner and ally. Amerika geri adım attı ama Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Fransa ile tatbikatı sürüyor. Yunan medyası ise provokatif adımlarını FETÖ ile başıyla evinde röportaj yapacak kadar ileri götürdü. İç siyasetten başlıklarla devam ediyoruz. Altılı Masa bir kez daha sallantıda. Hatta siyaset kulislerinde yıkılmaya çok az kaldığı konuşuluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir yayında açıkça Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması kendini bağlar. İmamoğlu ve Yavaş aday gösterilecekse biz varız dedi. Ayrıca HDP Altılı Masa'ya gelirse biz kalkarız diye de ekledi. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Masaya bu görevi verip kendini de yani bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu. Önce kapıyı araladı, sonra bir kez daha yüzüne kapadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için çok net konuştu. Masaya bir aday getirebilir misiniz? Yani, getiririz tabii ki. Hayır, getirebiliriz. CHP'li de olabilir. O masa noter değil dedi. Adaylık dayatmasının doğru olmayacağını da sözlerine ekledi. Altılı masaya böyle bir mesajın hiç doğru değil. Çünkü o masa noter değil. Adaylığını söyleyebilir, orada bir sorun yok. Diğer arkadaşlarımız da söyleyebilir. Tartışır, bir karar verilir. Akşener'e 2018 seçimlerinde CHP'den İYİ Parti'ye geçen gözü yaşlı milletvekilleri de hatırlatıldı. CHP'ye minnet borcu için Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet diyeceği iddiaları da. Bizim borcumuz yok. Çünkü eğer bir borç vardıysa biz 31 Mart'ta onu ödedik. Ha, belediye seçimi. Hatta alacaklı hale döndük. Biz hiçbir belediyede yani mesela koskoca İstanbul Belediyesi'nde iki genel müdür, iki genel müdür yardımcısının dışında hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir kuruluşta da yönetim kurulu üyemiz yok. Bizzat ben istemedim. Akşener başından beri gönlünde olan CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için de bir kez daha kapıları sonuna kadar açtı. Sosyal belediyecilik konusunda gerçekten iyiler. Yani her ikisi de iyi. Ya ben onları met ediyorum. İster Mansur Bey'i ister Ekrem Bey'i aday gösterilecekse biz varız. İtirazımız yok olmaz dedim. Ve CHP ile İYİ Parti arasında ipleri kopma noktasına getiren HDP'ye bakanlık vaadi. HDP'nin mutlaka o masada olması gerektiğini iddia eden bir başka ekip daha var. Bizim dışımızda o masadaki 5 siyasi parti kabul ediyorsa dolayısıyla biz kalkarız, HDP'yi oraya oturtabilirler. Hiç bizim açımızdan bir sakıncası yok. Akşener'in HDP çıkışına Saadet Partisi'nden de destek geldi. Yani masa hem adaylık krizi hem de HDP'ye bakanlık vaadiyle bir kez daha sallandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalim diyerek anlattığı şehir hastanelerinden biri daha hizmete girdi. Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi açıldı. Dev sağlık kompleksi 8 ayrı hastaneden oluşuyor. Erdoğan açılış konuşmasında dikkat çekici mesajlar da verdi. Sırf daha iyi arabaya binip daha fazla konsere gitmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyoruz dedi. Eleştirilerin hedefinde ana muhalefet de vardı. Ankara'ya bu yakışır. 691'i yoğun bakım olmak üzere 4000'i aşkın yatak kapasitesi, 1000 polikliniğin, 125 ameliyathanesi. Özellikleri saya saya bitmedi. Ankara'nın ikinci şehir hastanesi hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta çarpıcı mesajlar verdi. Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi sufli heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz. Erdoğan Türkiye'nin dünyanın dört bir yanından gelenleri misafir ettiğine dikkat çekti. Başka ülkelerin güzellemesini yapanların amacı sosyal yapımızı çökertmek diye devam etti sözlerine. Bir de uyarısı vardı. Yarın merhamet ve şefkat ihtiyacı duyduklarında
sığınacakları bir aile, bir devlet mekanizması bulamayınca yaşayacakları pişmanlığı tahmin edebiliyoruz. Bir tek gencimizi kaybedemeyiz dedi. Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yoktur. Her insanımız potansiyeli, kabiliyetiyle bizim için, milletimiz için değerlidir, kıymetlidir. Sıra sağlıkta atılan adımlara geldi. Beyaz reformu hatırlattı, adımlarımız devam edecek dedi. Beyaz reformla sorunlarını önemli ölçüde çözdüğümüz sağlık personelimizin daima yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. CHP'yi eserlerimize çamur atıyor diye suçladı. Eski defterleri de açtı. Ya bu Bay Kemal'den bu ülkeye hayır gelir mi? Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında sen ne yaptın ki bu ülkede ne yapacaksın? Tuttular bunlar hali. Şehir hastanesi diye benim milletime kasmaya çalıştılar. Ve utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal oranın açılışını yapmaya gitti. 2053 sağlık vizyonuna işaret etti. Ettik şehir hastanesi içinde hayalimdi dedi. Hayalim olarak gördüğüm şehir hastanelerinin her birini ve her aşamasını bizzat takip ettim. Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara'nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük oksijen tedavisi merkezi ile uyku bozukluğu merkezi de yerleşkenin içinde yer alıyor. Etlik Şehir Hastanesi aynı zamanda otizm merkezine de sahip. Yapımı devam eden 14 şehir hastanesinin de hizmete girmesiyle 33 hastanede 43 bin yatak kapasitesine ulaşılmış olacak. Ya Allah! Bismillah! Kahvaltı haberleri devam ediyor. Gazetelerin manşetlerine, ön sayfalarındaki detaylara bakacağız sizlerle birlikte. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Sabahın manşetinde biraz önce haberlerimizde de aktardığımız konu elbette bugün tüm gazeteler gördü bu konuyu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini. Hastane değil, dev bir sağlık şehri başlığını görüyoruz. Başkan Erdoğan Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'ni hizmete açtı. Şehir hastanelerini uluslararası markaya dönüştüreceğiz dedi. Yaptığı açıklamalar bunlarla sınırlı değildi elbette. Çok daha fazlası yine Sabah gazetesinde yerini buldu. Ve hastanenin özellikleri de yine haberimizde aktardığımız gibi gazetede maddelendirildi. Geçelim bir diğer başlığa, Sabah gazetesinin tabanına değerli izleyenler. CHP canlı bombayı bile bile sahiplendi başlığını görüyoruz. CHP'lilerin gazeteci dedikleri teröristle ilgili haberimiz yoktu yalanı tutmadı. Aslında polisimizi şehit eden PKK'lı canlı bomba Dilşah Ercan'ın gazeteci olmadığını iyi biliyorlar. Nereden mi? Gazetemizin Adana temsilcisi Ersin Ramoğlu 10 yıl önce Ercan'ın polise saldıran bir terörist olduğunu yazdı. CHP'yi uyardı. Şimdi ne söyleseler boş, hiçbir şey şehidi geri getirmeyecek diyor Sabah gazetesi bu konuyla ilgili ayrıntılarında. Hayatın içinden bir başlıkla yine sabahtan devam edeceğiz. Sağ köşede kargocu yalanıyla 3 milyonluk senede imza attırdılar başlığını görüyoruz. Devam edelim. İstanbullu emekli muhasebeci Sevil Özer'e yazdığındayken bir telefon geliyor. Önemli bir evrakınız var diyor kargocu ve yazdığın adresini istiyor. Akşam Tekirdağ'a giden dolandırıcı kağıtları hızlıca imzalattı. Pakette reklam broşürleri vardı. Bir ay sonra Özer'in avukatı icralık olduğunu bildirince işin aslı ortaya çıktı. Yaşlı kadının parasına ve evine tedbir konuldu ve şu anda 80 yaşındaki emekli Sevil Özer mağdur durumda ve sesleniyor, yardım bekliyor aynı zamanda bu konuyla ilgili. Geçelim şimdi Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin manşeti, Erdoğan yeni hamleyi açıkladı notuyla 1 milyon konut arsası. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bir ortak yayına katıldı ve orada önemli açıklamaları vardı. Sosyal konut projesinde satılacak arsa sayısını en az 1 milyona çıkaracaklarını da söyledi o ortak yayında. Çok daha fazlası var. Hemen bakalım, faizde tek hane mesajı manşette sağ köşede yerini buluyor. Hemen onu aktaralım. Yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz. Paramıza değer kazandırmak gayretinde olacağız.
faizi düşürmek suretiyle dedi Cumhurbaşkanı. Hemen altında Türkiye'nin 100 yılı olacak partisinin mottosuydu bu sözü de. Yine o söze de yer verdi yayında. CHP'ye Mersin saldırısı tepkisi alt başlığı var. Hemen onu da aktaralım. Mersin'deki teröristlerden birini gazeteci diye geçmişte savunmuş olması CHP'nin. Bunlar daima bizim önümüze çıkıyor. Terör örgütü ve siyasi uzantısı parti yerine devletin söylediklerine kulak verselerdi, böyle utanılacak hale düşmezlerdi. O hapistekilerin gazeteci değil terörist olduğunu baştan beri söyledik. CHP bir milli güvenlik sorunudur dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Manşette çok fazlaca başlıkla ayrıntılandırıldı dünkü ortak yayın. Daha fazlası Hürriyet Gazetesi'nin iç sayfalarında. Hemen alta geçelim. Siyasetten bir başlık. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı kesiliyor? Başlığının ayrıntılarına bakalım sizlerle birlikte. Akşener'in altılı masa noter değil ve kazanacak aday vurgusu. Dün Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önleme hamlesini sorusuyla tartışıldı. Kimsenin önü kesilmiyor, masanın önemine vurgu yapılıyor. Değerlendirmeleri de yine altılı masa çevrelerinde öne çıktı. Hemen yanından bir diğer başlıkla devam edeceğiz. İran'da isyan büyüyor notuyla eski başkanın kızına gözaltı başlığını görüyoruz. Ayrıntıları ise şöyle. İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından başlayan isyan ikinci haftasında büyüyerek sürüyor. Eski Cumhurbaşkanı Rafsanjani'nin kızı Faize Haşimi Rafsanjani de gözaltına alındı. Faize Haşimi İran polisi tarafından gözaltında ve o anlara ilişkinde fotoğrafla haber desteklenmiş yine Hürriyet gazetesinde değerli izleyenler. Geçelim şimdi Milliyet'e. Milliyet gazetesi bugün ön sayfasında hangi başlıklara yer veriyor? Canlı yayında Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan'a Ege mesajı üst başlığıyla yanlış hesaba girmeyin diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Adaların silahlandırılması ile ilgili de Amerika Birleşik Devletleri'nden beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmamasıdır. Bu adaları silahlardan arındırmaları şart. İkisine de gerekli uyarıları yaptık dedi Cumhurbaşkanı. Amerika'nın Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının zamanlama bakımından izahı yok. Bunun cevapsız kalmayacağını herkes bilmelidir ve bir önemli açıklamada Biden F-16'ları vermekten yana olduğunu söyledi. Savunma bakanlarının yaptığı görüşmelerde bu istikamette yanıtlar alıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konulara ilişkin önemli ayrıntılar verdi ve bugün bu açıklamalarda yerini buldu gazetelerin manşetlerinde, ön sayfalarında. Bir diğer başlıkla devam edelim. Sağ köşede güçlü kadınlar ödüllerini aldı başlığını görüyoruz. Uluslararası Kadın Forumu Bahçeşehir Üniversitesi'nin işbirliği Milliyet'in proje paydaşlığında kamuda ve özel sektörde lider ve öncü karakterleriyle çevrelerine ilham veren kadınların oranını ortaya koyan karar mekanizmalarında kadın liderler projesine imza attı. Projede ödüle layık görülen kadınlar ödüllerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan aldı ve fotoğrafla birlikte de haber desteklendi. Gazetelerdeki başlıklar bugün böyleydi Perşembe gününde. Şimdi haberlerimizle yolumuza devam edelim. Bankaların emekliler için verdiği maaş promosyonunda rekabet kızıştı ve işin içine pazarlık girdi. Mesela otomatik ödeme talimatı karşılığında promosyonunuzu arttırabiliyorsunuz. Pazarlığa neler tabi acaba? Ayrıntılarını uzmanına sorduk. Hep birlikte izleyelim. Güzel bir para aslında bekleyin. Hemen gidelim gidelim. Emeklilere önemli bir tavsiyem var. Bankalar iyi pazarlık eden emekliye promosyon miktarını 10 bin liraya kadar çıkarabiliyorlar. Emekliler en yüksek promosyonu almak için banka banka geziyor. Çünkü onlar için aylık 200-300 liralık fark bile çok önemli. Bu süreçte yüksek promosyon almak için bankayla sıkı pazarlık yapmak şart. Pazarlık yapmayı ihmal etmesinler. Yüksek bir emekli promosyonu almak için sıkı bir pazarlık yapmanız şart. Öyle ki bankaya gittiğinizde artık banka otomatik ödeme talimatı ile birlikte onlara getireceğiniz her yeni emekli müşteri için size ayrıca bir ödeme yapıyor. İşte bu ödemelerle emekli promosyonu da çıktıkça çıkıyor. En az iki tane talimat istiyor. İstediğim ama fazla veriyor ama. 7,5 veriyor. İki adet otomatik ödeme fatura talimatı istiyor.
O zaman ne kadar ilave edeceğini öğrenin. Özel bankaların promosyon tarifesi de var. Her bir otomatik ödeme talimatına 100-200 lira, bankaya getirdiğiniz her yeni emekli için de 250-300 lira arasında ödeme yapıyorlar. Gruplar halinde bankaya gidip anlaşma yapan emeklilerin sayısı da bir hayli fazla. Ancak elinizi çabuk tutun. Başvuru için artık son günler. Bize dedi emekli getirin, yani kendisinden hariç size 250 lira. Ek ödeme verelim dediler. Su, elektrik, doğalgaz faturanızı bunları da geçsiniz. Her fatura başına 150 lira da oradan prim vereceğiz size. Bu noktada iyi pazarlık yaparlar ve bazı emekliler maaşları yattıktan sonra belli bir süre çekmiyor, bankada dinleniyorsa 10 bin lirayı bile geçirmeleri mümkün. Emekliler en yüksek promosyonu alabilmek için banka banka geziyor ama kimi bankalarda o emeklilere zorluk çıkartıyor. Bizden kredi kullandınız, sizin promosyonunuzu biz arttırmayız ya da yapılandırmayız. İşte bu noktada artık son günler yaklaşırken eğer emekliler promosyon ücretini almakta sıkıntı çekerse tüketici hakem heyetine başvurarak o rakamı bankadan talep edebiliyor. Hiç kimse emeklinin hesabına kelepçe vuramaz. Hemen bu konuyla ilgili bir başka güzel haberi de aktaralım. Polislere verilecek promosyon belli oldu. 36 ay için bir sefere mahsus olmak üzere personel başı 27 bin lira ödenecek. Promosyonların 1 Kasım'dan itibaren de ödeneceği açıklandı değerli izleyenler. Devam edelim sıradaki başlığımızla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere yönelik müjdesi hafta başında gelmişti. Çiftçiler bundan böyle elektrik faturalarını ev faturası gibi her ay değil hasat sonu ödeyecekler. İşte o uygulamanın ayrıntıları. Çiftçilerimiz parasını aldığı zaman ödemesini yapacaksa ne kadar güzel bir şey. Memleketimize bir katkı olacaktır. Çiftçilerimiz en azından rahatlayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan fatura desteğini açıkladı. Müjde çiftçiye ilaç gibi geldi. Kimi tarlayı sulamak için, kimi serayı ısıtmak için kullanıyordu ve çiftçinin hanesine tarım elektriği faturası da her ay geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdeyle bundan böyle hasat sonu beklenecek. Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda, yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Bence mantıklı olduğunu düşünüyorum. Parası cebinde olur, ödemesini de yapar. Çiftçinin elinin en fazla para gördüğü zaman? Bizim orada 10. ay. Herkes 10. aya borçlanır. Ödemeler için kayıtlı çiftçinin bir başvuru yapmasına gerek yok. Her yıl çiftçinin ürettiği ürünün hasat dönemine göre fatura ödeme tarihi otomatik olarak belirlenecek. Yani çiftçinin cebi para görecek, ondan sonra elektrik faturasını ödeyecek. Sizce çiftçiler için nasıl oldu bu uygulama? Güzel oldu. Neden? Çünkü çiftçi mahsulünü satıyor, şeyini satıyor, o zaman toplu bir para geçiyorlar. Öyle ödemesi daha rahat olur. Bizim burada Trakya'da pek fazla yok ama Konya taraflarında, o taraflarda duyuyoruz ki boydayı dahi suluyorlar. Hali hazırda elektrik borcu olanlar için de iyi haber geldi. Ziraat Bankası'ndan 5 yıl vadeyle faizsiz kredi desteği sağlanacak. Ödemeler yine hasat sonunda yapılacak. Genellikle ayçiçeği, mısır, buğday, arpa, yulaf. Hasat dönemi ne zaman oluyor peki? Mayıs-Haziran'dan Ağustos sonuna kadar. Bu uygulama başladığında buraya elektrik faturaları Eylül'de gelecek. Evet. Çiftçiye destekteki amaç üretimi artırarak gıda fiyatlarında dengeyi sağlamak. Vatana millete hayırlı olsun. Aile destek paketinin yeni tutarları da belli oldu. Elektrik ve doğalgaz gibi destek güncellemelerine ek olarak pakete ilk kez çocuk desteği de eklendi. Ayrıntılarını aktaracağımız yardımlar Kasım ayında hesaplarda olacak. Aile destek programımızın kapsamını genişletiyoruz. Bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Ülkemizdeki toplam hane sayısının yaklaşık 1/10'ına ulaşacak etkinliğe
kavuşturmuş oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi bu sözlerle vermişti. Ayrıntılar belli oldu. Aile destek paketinde hem tutarlar arttı hem de kapsam genişledi. Sosyal yardımlara ilk kez hanedeki çocuk sayısına göre destek de eklendi. Bir ya da iki çocuklu ailelere 350, üç çocuklu ailelere 450, beş ve daha fazla çocuklu ailelere ise 650 lira destek ödemesi yapılacak. Güzel olur tabii, destek olursa. Benim de üç çocuğum var. Doğalgaz desteğindeki tutarlarda %100'ün üzerinde arttı. Yıllık 415 lirayla 1150 lira arasında ilden ile değişen yardım tutarı en az 900, en fazla 2500 liraya yükseltildi. Destekten sadece ev sahipleri değil, kiracılar da faydalanacak. Program kapsamındaki insanlarımızın bireysel ihtiyaçları için faydalandıkları yardımları artık hane geliri hesabına dahil etmiyoruz. Mağdur insanlar var. Önümüz yakış zaten. Onun için güzel bir şey. Elektrik desteğinden mevcut düzenlemede aile desteği programına dahil olanlar yararlanamıyordu. Ancak kapsam genişletildi. Artık onlar da bu destekten faydalanabilecek. Elektrik faturaları için en az 108, en fazla 216 lira ödeme yapılacak. Kronik hastası veya yaşam destek cihazı bulunan hanelere yapılan ödemeye %5 ilave edilecektir. Öksüz yetim yardımını 300 liradan 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 500 liradan 1000 liraya yükselttik. Bence gayet mantıklı ve olumlu bir hareket olduğunu düşünüyorum. Gücü yetmeyen alsa ne yapalım, faydalansın komşular. Yeni tutarlar Kasım ayında hesaplara yatacak. Vatandaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. Kahvaltı haberlerinin ilk bölümünü noktalıyoruz. İkinci bölümde yeni başlıklarla, hayatın içinden başlıklarla birlikte olacağız. Ayrılmayın. Yeniden günaydın. Kahvaltı haberleri ikinci bölümüyle devam ediyor. Hayatın içinden başlıklara bakacağız. Hangi şehir eşkıyasının silahından çıktı henüz belli değil ama Gaziantep'te yorgun mermi can aldı. 13 aylık Kaan bebek başına isabet eden mermi nedeniyle can verdi. Kaan'ın acı haberinin geldiği saatlerde en sevdiklerini yorgun mermilere, sokaklardaki şehir eşkıyalarına kurban verenler İstanbul'da bir araya gelmişti. Bir kez daha acılarını haykırdılar ve bireysel silahlanmaya hayır dediler. Kimi düğünde sözüm ona eğlenmek için, kimi sokak ortasında eşkıya özentiliğine soyunduğu için. Önünü ardını düşünmeden tetiğe basıyorlar. Ama o kurşunların neden olduğu acıyı görmüyorlar. Çocuklar aşağıda parkta oynarken evin önünde işte bilinmedik yerden kurşun geliyor. O kör kurşun 13 aylık Kaan'ı buldu. Başına düşen yorgun mermi Kaan bebeği hayattan kopardı. Çocuk hareketsiz kalınca ondan sonra bir bakmışlar, çıkarmışlar ki kan akıyor. Acı olayın adresi Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesine bağlı Fıstıklı mahallesiydi. Minik Kaan şehir eşkıyalarının rastgele sıktığı bir kurşunla vuruldu. Hemen hastaneye kaldırıldı ama artık yapılabilecek bir şey yoktu. Kaan Taş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından acılı ailesine teslim edildi. Kimse bunun sorumlusu, yani bulunmasını istiyoruz. Başka bir şey yok. İnsan canı bu kadar ucuz olamaz. O bir bebek yani. Ne yazık ki silahın ardına saklanmayı marifet sayanların ne ilk ne de son kurbanı Minik Kaan. Tıpkı onun gibi niceleri can verdi bunca yıldır. Şehir eşkıyalarına sevdiklerini kurban edenler İstanbul'da bir araya geldi. Umut Vakfı üyeleri 28 Eylül bireysel silahsızlanma gününde bir kez daha silahlara hayır dedi. Konuşmacılar arasında geçen yıl 15 yaşındaki oğlu Emir'i yorgun mermi nedeniyle kaybeden acılı baba Mustafa Atıcı da vardı. Nereden geldiği, kimin tarafından ateşlendiği belli olmayan bir maalesef yorgun mermi adı verilen, yorgun mermi adı ismiyle basitleştirilen ama can alan katil bir mermi ile maalesef 15 yaşındaki oğlumuzu kaybettik. Vallahi kimseye bu acıyı yaşatmaya hakkı yok. Kimse kusura bakmasın. Bunun için
gerekli tedbirlerin ve önlemlerin alınması bir an önce yapılması gerekiyor. İstanbul Maçka Demokrasi Parkı'nda bir araya gelen aileler bireysel silahlanmaya karşı toplumsal mücadele çağrısı yaptı. Yine Gaziantep'ten bir haber var sırada. Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan güzeller güzeli Lina Nazlı. Anne babası evlatları için kayıp başvurusunda bulunmuş, Müge Anlı da işin peşine düşmüştü. Ne yazık ki eline düştüğü caniler kıydılar küçük Lina'ya. 3 yaşındaki Lina Nazlı dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Katiller ise tutuklandı. Allahu Ekber. Cansız bedeni derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı son yolculuğuna uğurlandı. Babasının üzerine örttüğü hırkaysa ne onu ne de buz kesen yürekleri ısıtmaya yetti. Niye bunu yaptılar? Hiç mi acımadınız buna? 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın kan donduran bir cinayete kurban gittiği anne babasının kayıp ihbarıyla ortaya çıkmıştı. O çocuğu canlı bir görseniz var ya dünya ayaklanır dünya. 3 yaşındaki Lina, anne Melisa'yı da kötü yola sürükleyen ne yazık ki ortaokul arkadaşı ve onun sevgilisi tarafından işletilen çocuk giyim mağazasının derin dondurucusunda ölü olarak bulundu. Minik Lina toprağa verildiği dakikalarda katil zanlıları Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu için cezaevi kapısı aralandı. İki zanlı tutuklanarak Gaziantep E-tipi kapalı cezaevine gönderildiler. Daha böyle vakayı kimse görmemiş. Ortaokul arkadaşınıza böyle mi sahip çıktınız? Pişman mısınız? Neden öldürdünüz? Gözaltına alınan anne Melisa İlhan'ın ortaokul arkadaşı Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu yaklaşık 12 saat emniyette ifade verdiler. İki zanlı tutuklanarak Gaziantep E-tipi kapalı cezaevine gönderildiler. Bu kız daha önceden öldürülmüş. Hepsi birlik olmuş. O Gamze, o Melisa, Mehmet Aksu. Hepsinin eli var. Daha birçok kişinin eli var. İnşallah cezaevinde ölür. Baba ve aylardır torunlarını arayan babaanne Lina Nazlı toprağa verilmeden hemen önce Müge Anlı'nın programında canlı yayındaydı. Hedeflerinde ise sadece katil zanlıları değil anne Melisa İlhan da vardı. Yaklaşık bir yıldır çocukları görmüyordunuz. Bununla ilgili babanın başvuruları var ama anneye ulaşılamıyor değil mi? Anneye de ulaşamadım. Zaten anne bütün gitmiş karakollara bizim adımızda şikayette bulunmuş ki ne? Benim kocam beni öldürecek. Bir de kız çocuğu vereydin de ne yolun varsa ona gideydin. Allah kahretsin seni, kahretsin. Melisa yalan söylüyor. Annem bakmadı, babam bakmadı. Yok beni kocaya verecekti. Hepsi yalan yalan. Babaanne ve babanın bir de isteği vardı. O da sağ salim bulunup devlet koruması altına alınan 1,5 yaşındaki Naime'nin kendilerine verilmesi. Ne olursun yardım et. Ben Nazlı'mı toprağa verdiğim zaman o kıza sarılayım. Bu babanın yüreği serinlesin. Ben 5'te de yetim büyüttüm. Onu da büyütürüm Allah'ın izniyle. Taş taşırım omuzlarımda ben bu kızı aç koma. Vermeyin anasına. Caniye vermeyin o kızı, vermeyin. Sosyal hizmetlerin kararına karışamam ama bu çocuk zaten annesine verilmez. Yayın bittikten sonra ise Lina Nazlı'nın cenazesini teslim aldılar. Gözyaşlarına boğulan baba üzerindeki hırkayı çıkardı, kızının tabutunun üzerine örttü. 3 yaşındaki minik Lina kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Asri mezarlığında toprağa verildi. Kahramanmaraş'ta ise itfaiye alevlerin sardığı evde mahsur kalan 4 küçük çocuk için alarma geçti. Neyse ki zorlu operasyonun sonunda çocukların hepsi sağ salim kurtarıldı. Dört çocuk yangında mahsur kaldı, onları alev kapanından itfaiye kurtardı. Tamam, sen dur, sen de dur, gel. Alacağız, tamam mı? Kahramanmaraş'ta Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı. İçeride 4 çocuk vardı. Anne baba dışarıdaydı. Olay yerine gelen itfaiye bir yandan alevlere su sıkarken bir yandan da mahsur kalan çocukları kurtarmak için seferber oldu. Gelin gel, içeride adam var, içeride adam var, gelin. Neyse ki alevler 4 kardeşin bulunduğu odaya ulaşmadan söndürülmüştü. Yanan binaya giren itfaiye 4 çocuğu dışarı çıkardı. Dört kardeş evden sağ salim çıkarıldı. Sağlık durumları iyi. Korkma, tamam, korkma. Tamam, hadi, tamam. Önce
Özellikle İstanbul'da taksici müşteri gerilimleri sık sık yaşanır ve bizler de ekranlarınıza taşırız. Yine öyle bir olay var ama bu defa mağdur taksici. Bir kadın Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için Taksim'de durdurduğu taksiye bindi. İddiaya göre şoföre taksimetre açmamasını ve 400 TL para ödemeyi teklif etti. Taksici kabul etmeyince tartışmaya başladılar. Müşteri yarı yolda araçtan indi ama gerginlik bu defa da dışarı taştı. O kadın indi bindi parası isteyen şoföre yapmadığını bırakmadı. Benim paramı verir misin? Bak bana saldırıyorsun. Benim paramı verir misin? Taksiye bindi ama taksimetrenin açılmasını istemedi. Dakikalarca süren ücret pazarlığı kabul görmeyince indi. Ama para ödemedi. Taksimetre paramı verir misin bayan? Git ben seni paylaşacağım zaten. Genç bir kadın Taksim'de bir taksi çevirdi. Taksici yolcuyu alır almaz taksimetreyi devreye soktu. Müşterisi zaten, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidecekti. 200 liraya gidip 200 liraya dönmeyi teklif etti. Ben de bunu kabul etmedim. Yolculuk başlamıştı. Müşteri iddiaya göre teklifini birkaç kez tekrarladı. Bana oraya ne kadar sabit ücretle gidebileceğini sordu. Ben de sabit ücretle yine gitmeyeceğimi bayana da belirttim. Genç kadın taksimetrede yazan tutarı ödemeden araçtan inince taksici peşine düştü. Dolayısıyla hakkım olan bir parayı talep ettim. Benim paramı verir misin? Bak parayı vermeyeceğini söyledi. Israr edince küfürlü argo kelimeler kullandı. Yumruk atma girişimlerinde bulundu. Israrla parasını istedi ama müşteri orada olmadı. Hızlı adımlarla uzaklaştı. Bak bana saldırıyorsun. Benim paramı verir misin? Bak taksimetre paramı verir misin bayan? Bak bana saldırıyorsun. Bana saldırıyorsun. Bana hakaret ettin. Bak seni paylaşacağım zaten. Tamam mı? Git. Git ben seni paylaşacağım. Ücreti ödemeden direkt gitti yani. Bugün o paranın bir kıymeti yok. Zarar gördüğüm nokta manevi noktadır. Adana'da ise yol verme tartışmasında önce beyzbol sopası ardından pompalı tüfek çıktı ortaya. Bir grup şehir eşkıyası trafikte adeta terör estirdi. Önce sopayla kovaladı, silahı görünce kaçmaya çalıştı. Trafiğin ortasında beyzbol sopalı, pompalı tüfekli kavga çıktı. Adana'da iki sürücünün yol verme kavgası kameralara yansıdı. İçlerinden biri sopayla aracından indi. Diğer araçtaki üç kişi kaçmaya başladı. Ancak olay kısa sürede iyice çığırından çıktı. Kaçan gençlerden biri aracının bagajından pompalı tüfek çıkardı. Tüfeği gören eli sopalı sürücü hızla araca bindi. Ardından da gaza bastı. Silahı doğrultan genç etraftakilerin çığlıkları arasında tetiğe bastı. Diğer sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. Korkutan anlar neyse ki ölen ya da yaralanan olmadan atlatıldı. Abilerim beni dövüyor diye polisten yardım istedi. Polisler hemen İstanbul Kağıthane'den gelen bu yardım çığlığına koştu. Genç kadın kardeşlerinin elinden kurtarıldı ama sonrasında polislere yapmadığını bırakmadı. Hatta bir polisin burnunu kırdı. Eve geç geldiği için abileri tarafından dakikalarca dövüldü. Ekipler genç kadını kardeşlerinin elinden kurtardı ama o polislere teşekkür edeceği yerde kafa attı. Polis kağıthaneden aldığı "abilerim beni darp ediyor, yardım edin" ihbarıyla harekete geçti. İddia o ki genç kadın eve o gün geç gelmiş, kardeşleri tarafından odaya kilitlenerek feci şekilde dövülmüştü. Vakit kaybetmeden adrese gelen polis kadını kurtardı ama abileri ekiplere de saldırdı. Haydutlar polislere yumruk atıp ekip aracının aynasını kırdı. O saldırganlar gözaltına alındı. Bu görüntülerde darp edildiği öne sürülen kadının sağlık kontrolü için hastaneye getirildiği dakikalarda kaydedildi. Polisin abilerinin elinden kurtardığı kadın taşkınlık çıkarmaya başladı. Çıldırmış gibiydi. Daha da ileri gitti, polise kafa attı. Polis memurunun aldığı darbeyle burnu kırıldı. Üç şüpheli görevli memura mukavemet ve kamu malına zarar verme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine 5 milyona yakın başvuru var. İlgi çok büyük. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da bir bilgilendirme videosuyla ailelerin başvurularına ilişkin çiftlere uyarıda bulundu. Özellikle birlikte başvuru yapan eşlerin bu haberi izlemesinde yarar var değerli izleyenler. Herkes kuyruğa girdi, bakanlıktan bir uyarı daha geldi. Sosyal konut için başvuru yapacak olan çiftler aman dikkat. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaklaşık 5 milyon talibi olan sosyal konut projesine her haneden yalnızca bir kişinin başvurabileceğini duyurdu. Yani bu açıklamaya göre eşlerden yalnızca biri başvurabilir. Eğer ikisi birden başvurursa o başvuru iptal ediliyor. Tek bir istisna var, o da çocuklar. Hangi çocuklar? 18 yaşını geçmiş çocuklar. O haneden anne ya da babadan birisi başvurabilir. 18 yaşını geçmiş çocuk gelir seviyesine bakılmadan da tek başına başvurabilir. Peki ya şimdiye dek başvurmuş olan çiftler ne yapacak? Bunu bilmeden başvuran eşler olmuş. Eğer iptal etmezlerse herhangi birisi, sistem ikisinin de başvurusunu iptal edecek. Eşlerden ikisi de projeye başvurduysa başvurularının iptal olmaması için eşlerden birinin kendi başvurusunu iptal etmesi gerekiyor. Peki bu nasıl yapılır? Parayı yatırdığınız kamu bankasının şubesine giderek parayı geri alabilirsiniz. İptal başvurusu da yine E-Devlet'ten yapılabiliyor. Bakanlıktan bir uyarı da başvuru ödemesini geciktirenlere geldi. Belirtilen sürede başvuru bedelini yatırmayanların da başvuruları iptal ediliyor. Ancak telafisi mümkün. Başvuru bedeli olan 500 lira yatırmanız gerekiyor belli bir süre içinde. O parayı yatırmadığınız anda başvurunuz iptal ediliyor ama hakkınız ölmüyor. Yeniden başvurup o süre içinde parayı yatırabilirsiniz. Ve son bir not. Başvurular 31 Ekim'de bitecek ama E-Devlet'ten başvurular 28 Ekim'de bitecek. 3 gün önce bitecek, ona dikkat etmek lazım. Bankaların emeklilere verdiği maaş promosyonunda rekabet kızıştı ve işin içine pazarlık girdi. Mesela otomatik ödeme talimatı karşılığında promosyonunuzu arttırabiliyorsunuz değerli izleyenler. Peki pazarlığa neler tabi? Ayrıntılarını uzmanına sorduk. Güzel bir para aslında emekli için. Hemen gidelim gidelim. Emeklilere önemli bir tavsiyem var. Bankalar iyi pazarlık eden emekliye promosyon miktarını 10 bin liraya kadar çıkarabiliyorlar. Emekliler en yüksek promosyonu almak için banka banka geziyor. Çünkü onlar için aylık 200-300 liralık fark bile çok önemli. Bu süreçte yüksek promosyon almak için bankayla sıkı pazarlık yapmak şart. Pazarlık yapmayı ihmal etmesinler. Yüksek bir emekli promosyonu almak için sıkı bir pazarlık yapmanız şart. Öyle ki bankaya gittiğinizde artık banka otomatik ödeme talimatı ile birlikte onlara getireceğiniz her yeni emekli müşteri için size ayrıca bir ödeme yapıyor. İşte bu ödemelerle emekli promosyonu da çıktıkça çıkıyor. En az iki tane talimat istiyor. İstediğim zaman fazla veriyor ama 7,5 veriyor. 2 adet otomatik ödeme fatura talimatı istiyor. O zaman ne kadar ilave edeceğini öğrenin. Özel bankaların promosyon tarifesi de var. Her bir otomatik ödeme talimatına 100-200 lira, bankaya getirdiğiniz her yeni emekli için de 250-300 lira arasında ödeme yapıyorlar. Gruplar halinde bankaya gidip anlaşma yapan emeklilerin sayısı da bir hayli fazla. Ancak elinizi çabuk tutun. Başvuru için artık son günler. Bize dedi emekli getirin, yani kendisinden hariç size 250 lira. Ek ödeme verelim dediler. Yani. Su, elektrik, doğalgaz faturanızı bunları da geçsiniz. Her fatura başına 150 lira da oradan prim vereceğiz size. Bu noktada iyi pazarlık yaparlar ve bazı emekliler maaşları yattıktan sonra belli bir süre çekmiyor, bankada dinleniyorsa 10 bin lirayı bile geçirmeleri mümkün. Emekliler en yüksek promosyonu alabilmek için banka banka geziyor ama kimi bankalarda o emeklilere zorluk çıkartıyor. Bizden kredi kullandınız, sizin promosyonunuzu biz arttırmayız ya da yapılandırmayız. İşte bu noktada artık son günler yaklaşırken eğer emekliler promosyon ücretini almakta sıkıntı çekerse tüketici hakem heyetine başvurarak o rakamı bankadan talep edebiliyor. Hiç kimse emeklinin hesabına kelepçe vuramaz. Konuyla ilgili hemen güzel bir haberi aktaralım. Polislere verilecek promosyon belli oldu. 36 ay için bir sefere mahsus olmak üzere
Personel başı 27 bin lira ödenecek. Promosyonlarında 1 Kasım'dan itibaren ödeneceği açıklandı. Devam edelim sıradaki başlığımızla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere yönelik müjdesi hafta başında gelmişti. Çiftçiler bundan böyle elektrik faturalarını ev faturası gibi her ay değil hasat sonu ödeyecekler. İşte o uygulamanın ayrıntıları. Çiftçilerimiz parasını aldığı zaman ödemesini yapacaksa ne kadar güzel bir şey. Memleketimize bir katkı olacaktır. Çiftçilerimiz en azından rahatlayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan fatura desteğini açıkladı. Müjde çiftçiye ilaç gibi geldi. Kimi tarlayı sulamak için, kimi serayı ısıtmak için kullanıyordu ve çiftçinin hanesine tarım elektriği faturası da her ay geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdeyle bundan böyle hasat sonu beklenecek. Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda, yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Bence mantıklı olduğunu düşünüyorum. Parası cebinde olur, ödemesini de yapar. Çiftçinin elinin en fazla para gördüğü zaman? Bizim orada 10. ay. Herkes 10. aya borçlanır. Ödemeler için kayıtlı çiftçinin bir başvuru yapmasına gerek yok. Her yıl çiftçinin ürettiği ürünün hasat dönemine göre fatura ödeme tarihi otomatik olarak belirlenecek. Yani çiftçinin cebi para görecek, ondan sonra elektrik faturasını ödeyecek. Sizce çiftçiler için nasıl oldu bu uygulama? Güzel oldu. Neden? Çünkü çiftçi mahsulünü satıyor, şeyini satıyor, o zaman toplu bir para geçiyor. Ödemesi daha rahat olur. Bizim burada Trakya'da pek fazla yok. Ama Konya taraflarında, o taraflarda duyuyoruz ki boydayı dahi suluyorlar. Hali hazırda elektrik borcu olanlar için de iyi haber geldi. Ziraat Bankası'ndan 5 yıl vadeyle faizsiz kredi desteği sağlanacak. Ödemeler yine hasat sonunda yapılacak. Genellikle ayçiçeği, mısır, buğday, arpa, yulaf. Hasat dönemi ne zaman oluyor peki? Mayıs, Haziran'dan Ağustos sonuna kadar. Bu uygulama başladığında buraya elektrik faturaları Eylül'de gelecek. Evet. Çiftçiye destekteki amaç üretimi artırarak gıda fiyatlarında dengeyi sağlamak. Vatana millete hayırlı olsun. Aile destek paketinin yeni tutarları da belli oldu. Elektrik ve doğalgaz gibi destek güncellemelerine ek olarak pakete ilk kez çocuk desteği de eklendi. Ayrıntılarını aktaracağımız yardımlar Kasım ayında hesaplarda olacak. Aile destek programımızın kapsamını genişletiyoruz. Bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Ülkemizdeki toplam hane sayısının yaklaşık 10'da birine ulaşacak etkinliğe kavuşturmuş oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi bu sözlerle vermişti. Ayrıntılar belli oldu. Aile destek paketinde hem tutarlar arttı hem de kapsam genişledi. Sosyal yardımlara ilk kez hanedeki çocuk sayısına göre destek de eklendi. Bir ya da iki çocuklu ailelere 350, üç çocuklu ailelere 450, beş ve daha fazla çocuklu ailelere ise 650 lira destek ödemesi yapılacak. Güzel olur tabii destek olursa. Benim de üç çocuğum var. Doğalgaz desteğindeki tutarlarda %100'ün üzerinde arttı. Yıllık 415 lirayla 1150 lira arasında ilden ile değişen yardım tutarı en az 900, en fazla 2500 liraya yükseltildi. Destekten sadece ev sahipleri değil, kiracılar da faydalanacak. Program kapsamındaki insanlarımızın bireysel ihtiyaçları için faydalandıkları yardımları artık hane geliri hesabına dahil etmiyoruz. Mağdur insanlar var. Önümüzde kış zaten. Onun için güzel bir şey. Elektrik desteğinden mevcut düzenlemede aile desteği programına dahil olanlar yararlanamıyordu. Ancak kapsam genişletildi. Artık onlar da bu destekten faydalanabilecek. Elektrik faturaları için en az 108, en fazla 216 lira ödeme yapılacak. Kronik hastası veya yaşam destek cihazı bulunan hanelere yapılan ödemeye %5 ilave edilecektir. Öksüz yetim yardımını 300 liradan 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 500 liradan 1000 liraya yükselttik. Bence gayet mantıklı ve olumlu bir hareket olduğunu düşünüyorum. Gücü yetmeyen alsa ne yapalım, faydalansın komşular. Yeni tutarlar Kasım ayında hesaplara yatacak. Vatandaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum.
Tekirdağ'da kepçe operatörü olarak çalışan Murat Dağlar 10 Eylül günü ortadan kayboldu. Ailesi Dağlar'ın hayatı için endişeli, evladı ise yoluna hasret. Kayıp adamın son görüntüleri ve Yavuz Oymak'la Okan Yalçınkaya'nın ulaştığı çok özel bilgileri ekranlarınıza getireceğiz. Babam nerede? Sabah evden çıktı, bir daha da gören olmadı. Bir yanda korku, bir yanda endişe. Ailesinin gözüne günlerdir uyku girmedi. Evladı ise her gün babasının yolunu gözlüyor. Murat Dağlar, Tekirdağ'da kepçe operatörü olarak çalışıyordu. Her cumartesi olduğu gibi yine izinliydi. Ama 10 Eylül sabahı evden çıktı ve bir daha da geri dönmedi. Akşam biraz rahatsızdı. İlaç içti, yattı. Sabah 7.30'da hemen kalktı. Kıyafetlerini giydi, çıktı. 43 yaşındaki Murat Dağlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde kepçe operatörüydü. Cumartesi günü izinliydi. Normalde evde olması gerekiyordu. Ama o sabahın köründe bir anda evden çıktı ve yaklaşık 18-19 gündür kendisi haber alınamıyor. Nereye gitti? Kimle buluştu? Kaçırıldı mı? Yaşıyor mu? Maalesef şu ana kadar en ufak bir iz yok. Hal böyle olunca aile hiç şüphesiz perişan ve özellikle de eşi ve oğlu babalarının bir an önce dönmesini bekliyor. Şu anda biz de artık korkuyoruz hayatından. Uzun zaman oldu. Geri dönmedi. Babam nerede? Çok merak ediyorum nerede? Hiç arayıp sormuyordu. Burası Murat Dağlar'ın evi. Cumartesi sabahı 7.30'da evinden çıktı. Sessiz, sedasız benim yürüdüğüm gibi yürüdü, yürüdü, yürüdü. Ve buraya dikkat, tam şu köşeye geldiğinde geri döndü ve evine doğru uzun uzun baktı. Uzun uzun baktı ve adeta bir son veda gibiydi. Belki de o bakış Murat Dağlar'ın ailesine son bakışıydı. Köşeyi dönmeden böyle geri döndü, baktı. Beni gördü balkonda. Döndü böyle, sanki bir yere gider şimdi geriye dönmüş bakır. Dönmeyecek gibi baktı o. Bu da kayıp kepçe operatörünün son görüntüsü oldu. Dağların evden çıktıktan sonra alışveriş yaptığı, ardından da bir taksiye binip Kumbağa'da indiği güvenlik kamerasına yansıdı. Arkadaşı ben saat 7.30-8 gibi aldım. Kumbağa'na götürdüm. Kumbağa'nın üstünde onu taksiyle alacaklarmış oradan. Telefon sinyalleri Kumbağa Avşağı Adası arasındaki bölgeyi gösteriyordu. Buradaki Ceport Limanı'ndan girişlerini, çıkışlarını, bütün kayıtlarını inceledik. 3 gün boyunca Avşağı'da kendim aradım. Aramadık, yer bırakmadık ki. Ailenin tek isteği ise bir an önce sağ salim bulunması. Murat neredesin, geri dön. Biliyorsun biz çok üzüldüğümüz. Geri dön, ne olursa. Her şeyimizi yıktın, ne olur geri dön. İstanbul'da 4 katlı tencere fabrikası alev alev yandı. Söndürme çalışmaları tam 13 saat sürdü. Yangın sırasında bina hızla tahliye edildiği için ölen ya da yaralanan olmadı. Bir kıvılcım koca fabrikayı bu hale getirdi. Hava kompresöründen çıktığını firma sahibi bize söyledi. İşçilerin tamamı tahliye edildi. Buradaki bizim en büyük tesellimiz hiçbir can kaybının olmaması. Yangın İstanbul'da tencere fabrikasında çıktı. Havalandırma sistemindeki arıza kıvılcımlara, kıvılcımlar da büyük bir yangına neden oldu. Alevler hızla yayıldı, tüm bina dumanla kaplandı. Fabrika çalışanlarının hızla tahliyesi, can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti. Alevler saatler süren çabalarla kontrol altına alındı. Türkiye'de her yıl binlerce kişi böbrek yetmezliğinden hayatını kaybediyor. 25 bin civarında diyaliz hastası da aynı sonu yaşamamak için bağış bekliyor. Ancak donör rakamları maalesef çok düşük. Dünyanın en iyi ekiplerine sahip olan hastaneler yeni hayatları kurtarmak için bağış bekliyor. Ocak ayından itibaren şu ana kadar yaklaşık 10 civarında böbrek transplantasyonu yapabildik. Oysa nakil bekleyenlerin sayısı çok daha fazla. Diyalize, bakıma muhtaç böbrek hastalarının hayatı yeni bağışlara bağlı. Haftada 3 gün 4'er saat diyalize giriyordum. Ve bir gün bir telefon geldi. Ondan sonra hayatım değişti. Burada yeni bir böbrek taktılar bana. Türkiye'de son verilere göre 30 bin hasta nakil bekliyor. 7 yıldır bekliyorum bağış olmadan.
Denizden kurtulma şansım yok. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaların temennisi bağışçı sayısının artması. Organ transplantasyonu için aslında ana kaynak beyin ölümü sonrası gerçekleşen donörlerdir. Dünyanın en iyi ekipleri olsa da donör sayısı az olunca diyaliz hastalarında can kayıplarının önüne geçilemiyor. Belki her gün bir tane, haftada belki bir iki tane böbrek transplantasyonu yapacak durumdayız ama yeterli sayıda donör bulamıyoruz. Profesör Doktor Özgür Yiğit'in açıkladığı rakamlar da acı tabloyu gözler önüne seriyor. Ocak ayından itibaren şu ana kadar yaklaşık 10 civarında böbrek transplantasyonu yapabildik. Sadece diyaliz hastaları değil, kalp, karaciğer, kornea gibi bağışlarla çok sayıda hasta yeni bir hayata başlayabilir. Görme bozuklukları ya da estetik kaygılarla kullanılan kontak lensleri uzun yıllardır hayatımızda. Ancak lensleri kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü geri dönüşü olmayan sorunlar da yaşanabiliyor. 29 yaşındaki bir kadın lensini çıkarmadan havuza girdi ve enfeksiyon kaparak görme yetisini kaybetti. Işıl Açıkel ve Sabahattin Kıvrık'ın özel haberini izleyeceğiz. Enfeksiyon. Gözüm lensteki enfeksiyona bağlı bir iltihap kapmış. Havuzda su kaçmış. Kullandığı lens 29 yaşındaki kadının hayatını kararttı. Mantar enfeksiyonuyla hayatı kararan kadının gözü Türkiye'de yeniden açıldı. Umayba Hamdi bir yıldır sol gözüyle göremiyordu. Nedeni ise yanlış kullandığı lensleriydi. Şimdi Türkiye'de sağlığına kavuştu. Temel hatası lensi her gece çıkarmamış. Lensle birkaç gün geçirmiş. Gözünde ufak bir enfeksiyon başladığında hemen doktora gidip tedavisini olup lens ara verseydi, lensleri değiştirilseydi erken zamanda tedavisini olup kurtulmuş olurdu. Avant l'opération. Doktorlar ameliyattan sonra görebileceğime ikna etti beni burada. C'est pas difficile. Kullandığı lensle havuza giren ve göze enfeksiyon kapan Tunuslu Umayma Hamdi'ye kornea nakli yapıldı. Kötü bir kontak lens kullanımı var. Sonra gözü bir enfeksiyon kapıyor. Kontak lens kullananların havuzlarda dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa benim gözüm gibi enfeksiyon kaparlar. Türkiye'de yabancı hastalara kornea nakli yapılabiliyor. Ama bizim Türk hastalardan aldığımız kornealarla yapılmıyor bu. Türk hastalarından alınan kornealarla sadece Türk hastalara ameliyat ediliyor. Kornea ise yabancı hastalara uygulanan prosedüre göre nakledildi. Hasta korneayı Amerika Birleşik Devletleri'nden yani yurt dışından satın aldı. Umayma Hamdi kornea nakli olalı 2 gün oldu ve 2 gün önce ameliyat olmasına rağmen hareketleri görmeye başladı. Bunun için de çok mutlu. Başlangıçta hiç umudum yoktu. Sonra Türkiye'de doktorların sayesinde umudum arttı ve burada ameliyat olmaya karar verdim. Ne hata yapıyorlar? Kendileri gidip daha numaralarını, sadece numaralarını bilerek hiç muayene olmamış eczaneye gidip optisyene gidip lensini almış ve takmış. Bu en tehlikeli şey budur. Uzmanlar lens kullanmadan önce mutlaka bir göz doktoruna gidilmesi konusunda uyarıda bulunuyor. Hırsızlık suç ama bazı hırsızlıklar aynı zamanda çok büyük bir vicdansızlık örneğine dönüşüyor. Ümmühan Akman 68 yaşında ve 31 yıldır felçli. Hayatla olan en önemli bağ akülü arabası. Hırsızlar işte o bağa göz diktiler ve akülü arabasını çaldılar. 31 yıldır böyleyim ben, 31 senedir. Ne hissedersin akülü arabandan? Bilmiyorum ne hissediler. 68 yaşındayım. Bir şeyim gönderdim. Hırsızlar bunu da yaptı. 31 yıldır felçli yatalak olan engelli kadının akülü arabasını çaldı. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Çünkü akülü araba zaten ihtiyaç olduğu belli. Eli kolu ayağı yani. Vicdanları sızlatan hırsızlık İstanbul Güngören'de yaşandı. 68 yaşındaki Ünvan Akman'ın dışarıdaki hayatla tek bağlantısı o akülü arabaydı. Ancak bu durum hırsızın umrunda olmadı. Dış kapının da açık olmasını fırsat bildi, içeri girdi. Saniyeler içerisinde akülü arabayı kucağına aldı, kayıplara karıştı. Benim elim ayağımdı. Yürüyemiyorum, merdivenden inemiyorum, çıkamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Gökyüzünü bile daha unutmuşum yani, göremiyorum yani.
Dışarıya çıkardık, onunla çıkardık. Hastaneye giderdik, onunla giderdik. Yani o araba zaten bizim elimiz kolumuzdu. Başka da bir şey değildi yani. Çok büyük bir vicdansızlık, düşüncesizlik. Bu hırsızlıktan öte bu vicdansızlık, yani bir insanlığa sığmayacak bir şey. Bu 20-25 senedir yatalak bir hasta. Yeri geliyor, sırtında taşıyor oğlu. Bir de o kadar varlıklı bir aile değil. Maaşıyla çalışan hanımı, merdivenlere günlük giden gariban bir insan. Akülü arabası çalınan yaşlı kadının şimdi tek isteği var. O da akülü arabasına bir an önce kavuşmak. Geliyor aç susuz. Sırada çok konuşulan ve çok tepki çeken o görüntü var. İzmir Tepecik Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakını tahlil sonucunu göstermek istiyordu. Kapısında beklediği doktorun çıkıp gittiğini görünce nereye gidiyorsunuz diye sordu ve sonrasında bakın başına ne geldi. İşim var, sana ne? Yöneticim çağırdı, sana hesap mı vereceğim? Sana ne? Tabii öyle. Sen kimsin? Sen kimsin? Hasta yakınının nereye gidiyorsunuz sorusu doktoru bir anda çileden çıkardı. Araya güvenlik girse de öfkesi bir türlü dinmedi. Doktorla hasta yakını arasındaki tartışmanın adresi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bir hasta yakını iddiaya göre tam tahlil sonucu gösterecekti ki doktor odasından çıktı. Tartışmanın fitilini de hasta yakınının nereye gidiyorsunuz sorusu ateşledi. Sen kimsin? Görüntülerin ortaya çıkmasıyla devreye İzmir İl Sağlık Müdürlüğü girdi. O doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı. Seni var ya mahkemeye verin görüşüme. Ödersin 10 bin lirayı görürsün bu kadar param varsa. Arkamda gördüğünüz görüntü, orası bir otobüs durağı. Gördüğünüz gibi kuyruğun ucu bucağı da yok. Çoğu üniversite öğrencisi. Aralarında işe gitmeye çalışanlar da var. Adres ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü. Bölgede seferler azaldıkça maalesef çile de artıyor. ...15-20 dakika oldu. Biz bir yarım saattir bekliyoruz. Köprünün üstüne kadar çıkan sıralar oldu. Evden vaktinde çıkmalarına rağmen derse geç kalan öğrenciler, mesaiye yetişemeyenler. Otobüs bir türlü gelmek bilmiyor, kuyruk uzadıkça uzuyor. Üstelik bu tablo bir güne özel değil. Durağı kullananlar neredeyse her gün aynı çileyi çekiyor. 15 dakika oldu her gün sürekli. 20 geçe dersim başlıyor benim. 9-20 geçe şu an 10 geçiyor. Kim bilir ne zaman bineceğim. Burası İstanbul Büyükçekmece. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü yönüne gitmek için toplu taşıma aracı kullananlar sabahın erken saatlerinde durağa geliyor. Bekledikleri otobüs gelmeyince kuyruk yüzlerce metre uzuyor. Ya okula geç kaldılar ya işe geç kaldılar ama mutlaka geç kaldılar. Özellikle sabah saatlerinde burada çok uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar gelmeyen otobüsler veya geç gelen otobüsler yüzünden işte tam da bu noktada çile yaşadı. Yandaki görüntüde görüyorsunuz, havadaki görüntüyü aslında ne demek istediğimizi çok net şekilde gözler önüne seriyor. Biz bir yarım saattir bekliyoruz. Şu an gelenlerin muhtemelen derse gecikecek. Derse geç kalıyoruz buradaki yoğunluk sebebiyle. Ondan önceki günlerde de çok doluydu. Şuradaki merdivenin oralar hep doluydu yani. Sabah saatlerinde yaşanan çilenin bir benzeri öğle saatleri olmasına rağmen şu anda yaşanıyor. Şu anda da yaşanıyor aynı manzara. İşte görüntüyü otobüs bekleyen öğrencileri görüyorsunuz. Metrelerce kuyruk var ve kuyruk gittikçe uzuyor. Sıraya giren öğrenciler şu anda otobüse binmeye çalışıyor ama buradan gördüğümüz kadarıyla bu otobüse buradaki öğrencilerin tamamının binmesi mümkün olmayacak. Derse geç kalacağım diye korktuğum için zaten erken çıktım ben de biraz. Bazen dersleri kaçırdığım oldu yani. Sorun uzun zamandır baki, isyansa çözülememesine. Yolcular sefer sayısının en kısa zamanda arttırılmasını istiyor. Otobüsün sıklaştırılması lazım. Genelde 20 dakikada bir falan kalkıyor bu hat.
Şehir içi ya da şehirler arası yolculuklar bazen çileye dönüşüyor. Kimi burnuna gelen bir kokudan, kimi yüksek sesten, kimi de dizine kadar yatırılan ön koltuktan rahatsız oluyor. Seyahatlerde birçoğumuzun yaşadığı durumlardır bunlar, ancak her şeyde olduğu gibi yolculuk etmenin de bir adabı vardır. İşte arkadaşlarımız sokağa mikrofon uzattı. Bakın, Türk insanı seyahatlerde en çok neden muzdarip? Hemşerim, bunun içinde ne var? Sıçan ölüsü mü? Ne sıçanı? İstabri, işkembe, rumbar. Kokan, özellikle kokan. Ağızları, koltuk altları, her yerleri kokuyor. Yemek yiyenlerden nefret ediyorum. Böyle gelir düşman başı. Bazen insanlar çok yüksek sesle bağırıyor. Liste uzayıp gidiyor. Yeşilçam'a bile konu olan yolculuk fiyaskolarında herkes farklı bir sebepten dert yanıyor. Otobüs adabı diye bir şey var değil mi? Tabii ki her yerde bir adap var. Oturmada, kalkmada. Yapılan bir ankete göre havayoluyla seyahat eden yolcuların en büyük problemlerinden biri hemen yakınlarındaki diğer yolcular. Ancak farklı toplu taşıma araçlarındaki yolcular da aynı dertten muzdarip. Otobüs, uçak, tren ya da tramvay, eğer ne olursa olsun her yolculukta bir usul, bir adap vardır. Eminim çoğumuz bu adabı ve usullere uyuyoruzdur. Ancak yolculuk adabına uymayanlar, işte onlar yapılan bir ankette en sinir bozucu yolcular listesine girdi. Peki ya siz toplu taşımada neyden rahatsız oluyorsunuz? Diyar ister misin? Adam gelmiş mesela, çekirdeği alıyor, rahat rahat çitliyor. Evindeymiş gibi toplu taşıma. Bayağı baba, sanki otobüs babasının biz ricacı minnetçi olarak binmişiz gibi bir. Sen sıradasın, onlar senin önüne geçiyor hemen, sanki babasının yerleriymiş gibi. Sırasında işte böyle oturuyorsanız ya da işte bu yolcular gibi sesli bir şekilde konuşuyorsanız, hatta ve hatta otobüsün içinde yemek yiyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz. Çünkü toplu taşıma kurallarına göre bunların hepsi koca bir hata. Örnek olarak yemek olabilir. Bir keresinde zaten kızartılmış tavuk çıkarmıştı. Ne yapmışsınız orada? Afiyet olsun dedim, ne diyeyim. Çektiniz o kokuyu. Çektim. Dün akşam tramvayda gidiyorduk. İki tane çift kahkahalarıyla. Yani tam 40 dakika kahkaha atarak gittiler. Otobüsteyken ön koltuğu yatırma olayı insanların rahatını bozan bir durum yani. Şimdi siz otobüs şoförüsünüz. Evet. Her gün binlerce yolcuyu ağırlıyorsunuz. Bir elinde kahveyle ya da sigarayla binmek isteyen de var. Tüh be, hediyelik yoğurt gitti. Ulan şimdi seni yedim. Bu eğitimle çözülecek şeyler. İşte tüm bunlar yaşanmasın diye herkesin görgü kurallarına uyması şart. Sırada dünyanın farklı noktalarından görüntüleriyle öne çıkan haber turumuz var. İyan kasırgası Amerika kıtasında hızla ilerliyor. Küba'da rüzgarın hızı 200 kilometreyi aştı. Şu ana kadar ölüm haberi gelmedi ama ülkenin tamamında elektrikler kesik. Kasırganın bir sonraki durağı ise Amerika'nın Florida eyaletiydi. 2,5 milyon insan tahliye edildi. 300 kilometre hızla esen rüzgar ağaçları devirdi, evlerin çatısını uçurdu. Sevindirici tek şey ise can kaybı olmamasıydı. Amerika'da kötü hava şartları epey etkili. Arizona eyaleti sele teslim oldu. Suyun ortasında araçlarıyla mahsur kalan 4 çocuk ve ebeveynleri helikopterlerle kurtarıldı. Bir taksi şoförünü tehdit eden alkollü gaspçı arabayı alıp kentte terör estirdi. Bir motosikletliye çarpan, kaldırıma çıkıp yayaları ezmeye çalışan gaspçı uzun takibin ardından yakalandı. Yunan futbolcu Kostas Manolas, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El Şarjah'a transfer oldu. Tanıtım için sahaya indi, bir aslanla birlikte kamera karşısına geçti. Ama o aslan kükreyince ne yapacağını bilemedi. Bugün Perşembe ve hafta sonuna çok az bir zaman kaldı. Hepimiz, özellikle de okula başlayan çocuklar iple çekiyorlar cumartesi ve pazar günlerini. Peki ne yapabiliriz? Burcu Kurasan ve kameraman arkadaşımız Gökhan Aktaş tam da onlara göre bir yerde bizi bekliyor şu anda. Hemen Burcu'ya dönelim. Neler yapabiliriz orada? Burcu, söz sende.
Günaydın. Gerçekten de anne babalar için özellikle hafta sonu çocukları nereye götürsek sorusu bazen kafa yorabiliyor. İşte biz de şu anda o kadar güzel bir yerdeyiz ki ben bile böyle gezmeye doyamadım. Etrafımda 30 tane dev var. Bakın hemen sesleniyor çocuklara da. Neler söylüyor? Birazcık ona yaklaşacağım. Kameraman arkadaşım Gökhan Aktaş hem drone kamerasıyla hem normal kamerasıyla bize bu yayını yapıyor. Ancak temiz bir kalp ve iyi niyetle girebilirsiniz. Evet, iyi niyetle. Zaten bütün çocuklar temiz kalplidir, iyi niyetlidir. Hemen giriyoruz bakalım neler bekliyor içeride bizi. Neslihan Hanım da bize bilgi verecek. Çok güzel hepsi. Evet, teşekkürler ziyaretiniz için öncelikle. Alanımız güzel kuruldu. Eylül'ün başından beri şu anda çeki yapıyoruz, hizmet veriyoruz sergimizde. Avrupa'dan geldi sergimiz. Ekim sonuna kadar da devam edecek. Hafta içi okul gruplarımızı ağırlıyoruz. Hafta sonları da bütün çocukla ailelerimizi buraya bekliyoruz. Bugün de yine bir okul gruplarımız var. Minik çocuklarımızla beraberiz. Devlerin yüksekliği 5 metre, 8 metreyi bulan devler var. Hemen ben de bu miniklere sormak istiyorum. Sanırım 3 yaşındalar. Merhaba. Zeynep'ti galiba. Çok heyecanlı heyecanlı geziyordun. Nasıl buldun devleri? Yaşıdırı bildirilmeliler. Beğendin mi? Böyle rahat nasıl görünüyor buradan? Çok mu büyükler? Evet, tabii onlar kaç santim devler en az 5 metre 8 metre yüksekliğindeler. Bir hikayeleri de var. Evet, bir hikayeleri var. Burası aslında kötülük ve iyiliğin beraber bulunduğu bir ortam. Kötülerin engellediği ama iyiliğin kazandığı bir köy. Şu anda köyde her türlü meslek grubuna ait devlerimiz var. Kötülerimizle ilgili onları hapsetmiş durumdayız. Onların da bir alanı var. Orayı da size ayrıca göstereceğim. Hemen gireceğim. Oraya gitmeden önce burada çok güzel oyunlar da kurulmuş. Merhaba. Ne yapıyor acaba bu dev size? Pasta mı yapıyor? En çok ben makaronları gördüm. Beğendiniz mi? Evet. En çok hangisini sevdin devlerden? Tabii çocukların gözdesi pastacı olacak elbette. Diğer devleri de gezelim. Hemen burada kameraman arkadaşım Gökhan Aktaş gösteriyor size. Bir müzisyen devimiz de var. Biz sürü müzik aleti var. Bando çalıyor. Siz çalıyor. Evet. Her türlü var. Yani buradaki müzik aletini çalan devimiz. Aynı zamanda bir ejderhamız. Bilek güreşi yapan devimiz. İleride de bahçıvanımız. Alanı koruyan koruyucularımız. Hepsi özellikle alanda. Burayı da gösterelim. Gökhan Aktaş'a rica edeyim. Hemen sağımızdaki çocuklar çok severler. Özellikle 5 yaş, 6 yaşları belki. Evet, evet. Çok güzel. En çok zaten burada çocuklarımız takılıyor. Bir ana karakterimiz var. Gurut. Onun orada çocuklarımız takılıyor. Onun çok büyük bir köpeği var. Alanımız çok seviliyor. Çok da sevildi. Ziyaretçilerimiz çok yoğun. Herkesi bekliyoruz buraya. Hem hareketliler. Hemen böyle de gidelim Gökhan'la. Kendilerini de anlatıyorlar. Bu arada alanı gezerken yaklaştığınızda size kendileri konuşarak hikayelerini anlatıyorlar. Bunlar köyümüzün koruyucuları. İçeriye girersek? İçeriye girdiğimizde devam ediyoruz. Şu anda. Bizi hemen bayan devimiz karşılıyor. Her biri hareketli aynı zamanda. Çocukların çok yoğunlaştığı alanlar var. Bu bizim ana koruyucu devimiz Gurut. Köyün koruyucusu ve köpeğiyle beraber. O ana karakterimiz. Kendisi Selçuk Yöntem seslendirdi. Hemen ben çocuklara da gidiyorum. Sırayla biniyorlar. Kralımız ve onun köpeği de hareketli. Çocuklar, neleri en çok beğendiniz? Çok güzel, çok güzel. Her şeyi. En çok hangi devi beğendiniz? Bunu. En güzeli buydu. Evet, en güzeli buydu. Şimdi birazdan göstereceğiz. Böyle karnını kaşıyan var. Onu seven var mı? Tamam hocam, tamam. Karnını kaşıyan çok güzel. Bir de orada arkada görüyorum böyle kadınlar süsleniyor. Kızlar biraz onu sevdi mi? Evet. Onlar çok güzel. Evet. Böyle böyle maske takmış yüzüne. Buradaki her şey çok güzel. Buradaki var ya her şey çok güzel. Hadi eğlenmeye devam edin. Söyle bakalım. Bu çok güzeldi. Bildin mi? Biz savaşa çıktık bunda. Aa, bravo. Kötü bu köyün özelliği yendik. Neymiş? Kötü devleri yendik. Abla kaçta kanala çıkıyoruz? Burada yayındasınız şu anda. Hemen siz yayındayız. Annenize de vay vay diyeyim. Biz kameraman arkadaşım Gökhan'la gezmeye devam edelim. Hemen köyleri de öğrenmişler. Evet, ressam devimiz şu anda. Hemen ileride dinlenen, tatil yapan plajdaki devimiz. O benim sevdiğim, oraya doğru gidelim. Tatil modu. O her sezon tatilde şu an.
Hemen yanında zaten bir devimiz daha var. Dev kaç metre yükseklikte? 5 ve 8 metre yüksekliklerinde 30 tane panoramik bunlar animasyon şeklinde. Her biri hareketli ve konuşuyor. Bahçıvanımız var. Çocuklar da burada bir oyun içine dahil oluyor. Evet, burada ayrıca zaten hafta sonları şişme oyuncaklarımız, yeme içme yapabilecek alanları da oluşuyor. Ailelerin piknik kıvamı, kendileri de getir, piknik de yapabilirler burada. Hem çocuklar eğleniyor, hem aileler eğleniyor. Çok güzel bir hafta sonu geçiriyorlar. Hemen şöyle de dönelim çocuklara da veda etmeden önce. Merhaba çocuklar. Burada konuşmadığım kaldı mı? Hiçbirinizle konuşmadım galiba. En çok hangi devi beğendiniz? Ya da bu dev ne yapıyor acaba? Ne yapıyor olabilirsiniz? Ejderhalı olan. Ejderhalı. Ben de onu çok beğenmiştim. İkinci beğendiğim de oydu. Peki bu devin özelliği neymiş acaba? Modacı devimiz. Aynı zamanda çocuklar burada meslekleri de öğreniyorlar. Biz sadece sanırım 10 tanesini gösterebildik ama burada 30 tane dev var. Hem onların hikayelerini dinliyorlar hem de meslekler hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Oyun da oynayabiliyorlar diyelim. Pelin, söz yeniden sana bırakalım. Gerçekten çok eğlenceli bir yer. Burcu, sana ve sevimli konuklarına çok teşekkür ediyoruz ve kahvaltı haberlerine sıradaki başlığımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Türkiye'nin her köşesinde en sevilen sokak lezzetidir simit. Son yıllarda çok fazla çeşidi de çıktı. Hal böyle olunca karışıklıklar da baş gösterdi ve sonunda simide de standart getirildi. Dışarı çıktığımızda valla simit çay mutlaka bugün de yedim yani. Gevreğini tercih ederim, sıcağını tercih ederim. Pazar günleri sabah. Öğleden sonra belki bir 5 çayı falan filan olursa o zaman da gidiyor. Yer de zaman da dinlemez. Kimi zaman vapurda eşlik eder yolcusuna, sabah da süsler sofraları 5 çayında da. Türkiye'nin en çok sevilen sokak lezzeti simide standart geliyor. Ne standardı? Standart falan yok simitte. Çıtır çıtır. Ben çıtırı çok severim. Ankara simidi. Gevrek. Şöyle sıcak. Çıtır mı çıtır? Gevrek mi gevrek bir simide kim hayır diyebilir? Herhalde hayır diyeni çok azdır. Simit birçoğumuzun vazgeçilmez öğünlerinden bir tanesi, ancak onun da artık bir standardı var. Milli Savunma Bakanlığı dahil 4 bakanlıktan da görüş alındı. Üzerinde uzlaşılan standartlar açıklandı. Susamlı simit. Başka? Ben evsiz şimdi... susamlı. Susamlı olunca simit oluyor zaten. Tamam, başka ne olabilir ki? O standartlara göre simit 4 çeşit olacak. O çeşitlerse sokak simidi, dolgulu simit, pastane simidi ve hamuru haşlanmış simit. Allah Allah. İlk defa. İlk defa duydum. Siz kumru yediniz mi? Yok, Çeşme. Tavsiye ederim. Çeşme kumrusu. Simidin üzerine susamın yanı sıra çörek otu, chia tohumu ve çekirdek gibi tahıl karışımları da konabilecek. Ankara simidimize zarar gelmesin yeterli. Standart simit diye bir şey yok. Dolgulu simitlerin içeriği ise peynir, zeytin, sucuk, salam, sosis ve çikolatadan oluşacak. İyi pişmiş olması ve kabarması da olmazsa olmaz kural. En pratik, ekonomik bir şey. O kadar çeşit çoğaldı ki alıştığımız bir Anadolu simidi var. Çeşnisi ve iç malzemesi tamam. Peki simit hangi standartlarda satılacak? Simitlere rutubet, tuz, maya ve küf deneyi yapılacak. Pekmeze batırılır, kaynatılır, ondan sonra da fırına verilir. Kendine has tat ve kokuda olması, acılaşmış, ekşimiş, kokuşmuş olmaması, küf kokusu ve tadının hissedilmemesi de standartlar arasında aranacak. Dijital kameralar ve sosyal medya nedeniyle artık anılar da dijitalleşti. Fotoğraflar artık çerçevelerde, albümlerde değil, internette. Ama gelişen teknoloji sayesinde albümlerdeki siyah beyaz fotoğraflar bile yeniden can bulacak. Çok duygulandım. Ne kadar güzel olmuş, hareketli, sanki canlı gibi. Mutlu anlarımızı, mutlu günlerimizi ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiniriz. İşte daha sonra da böyle bir albüm yapar, fotoğraflarımızı koyarız. Yıllar geçer, o anlara özlem duyarız. Sonra albümü açar, fotoğraflara böyle bakarız. Daha sonra da bir iç çekip, ah keşke burada olsalar da tekrar o anları yaşayabilsek deriz. Keşke o yılları geri dönse de o yılları yaşasak. Çok güzeldi o yıllar.
O güzel anlara, güzel yıllara geri dönmek mümkün değil. Evet, ama bir uygulamayla ölümsüzleştirdiğimiz bu fotoğrafları artık hareketlendirebiliyoruz. Burada şimdi Cüneyt Arkın'la bir film sahnenizi görüyorum. Değerli aktör arkadaşımız, abimiz. Birlikte oynamam benim için bir gururdur. Sizin için böyle hareketlendirdik. Bakın nasıl olmuş. Vallahi ben çok duygulandım. Yani o anlara dönmüş gibi geldi bana şu an. İşte bu fotoğraf Dündar Aydın'ın annesiyle birlikte çekildiği bir fotoğraf. Bu resim son resmi oldu. O zaman son resmi sizin için böyle hareketlendirdik. Bakın nasıl olmuş. Vay, ne kadar güzel olmuş. Hareketli. Sanki canlı gibi. Fotoğrafın böyle hareket etmesini ister misin? İsterim tabii, isterim. O günleri hatırlarım, daha güzel. Evet, çok güzel. Ne hissettiniz? Ne hissettim, çok duygulandım. Bana verirseniz ben de kursa onları öyle. Çok güzeller. Onları geri dönüyor musun? Tabii dönüyorum. Çok güzel günleri de o günler. Yaban hayatında hayatta kalmak bazen onlar için de zor oluyor. Neyse ki kendileri için kurulan rehabilitasyon merkezleri var. Yaralanan, hastalanan veya yalnız kalan yavrular o şifalı ellerle yeniden sağlık buluyor. Baykuşlar, kaplumbağalar, tilkiler ve daha başka başka kuşlar. Hepsi onların elinde yeniden hayat buldu. Bakıma ve tedaviye muhtaç yaban hayvanları için kurulan tedavi ve rehabilitasyon merkezleri şifa dağıtıyor. Türkiye'nin birçok ilinde yer alan merkezler sayesinde yaban hayatındaki yaralı hayvanlar tedavi oluyor. Hadi bakayım. Sadece bir yılda 8000'e yakın yaban hayvanı bu merkezlerde sağlığına kavuştu. Eski hallerine döner dönmez de ait oldukları doğal ortama salındı. Sadece yaralı değil, kendi başının çaresine bakamayan yavrular da buralarda gözetim altında tutuluyor. Şimdilik 11 ilde bulunan rehabilitasyon merkezlerinin tüm illere yayılması hedefleniyor. Manisa'da Spil Dağı'ndaki bir restoranın davetsiz misafiri vardı. Mutfağa girmek isteyen geyiği ikna etmek için çalışanlar uzun süre dil döktü. Girmek yasak. Yemeğini verdin, suyunu verdin, hepsini verdin. Git artık ya. Buraya içeri giremezsin. Yasak. Duydun mu? Git orada kenarda dolaş, ormana git, orman. Arkadaşlarım nerede ya? Burası restoran, mutfak. Mutfağın içine girilmez. Tamam. Sakın buraya girelim deme. Git, sonra gene gel, sonra gene gel. Yarın sabah gel. Tamam mı Mete? Git şimdi, sabah gene gel. Mete mi oydun adını? Tamam. Mete koydum onu. Tamam. Gel, gel. Gel abi gel. Bir şey yapma. Bu haberle birlikte kahvaltı haberlerini noktalıyoruz. Yarın haftanın son iş günü saatler 7'yi gösterdiğinde ATV ekranlarında yeniden buluşalım. Mutlu günler.